Merhaba, bugün ilginç bir konuğumuz var. Tosun Bayrak, sanatçı, sanat tarihi hocası, yazar, iş adamı ve belki en ilginci Amerika'daki Halveti Cerrahi Dergahı'nın şeyhi Tosun Bayrak. Bugün Kanlıca'daki evinde bir aradayız. Çok teşekkürler bizi ağırladığınız için. Çok sağ olun. Biliyorum ben sizi bazı sıfatlarla tanımlayarak başladım ama siz bundan pek haz etmiyorsunuz ve aslında ismen bunların hepsiyim ama hiçbiriyim diyorsunuz bir yandan da. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Neden tanımlanmaktan hoşlanmıyorsunuz bu şekilde? Kendimi tanımıyorum ki başkalarına anlatayım kim olduğumu kızım. Onun için hoşlanmıyorum. Sonra bütün o verilen isimler, yani şairdi, yazardı, efendim ressamdı, şuydu, buydu falan filan. Bunların hiçbirisine ben kendim kastetmedim. Kolejden çıktık, Amerika'ya talebe olarak gittik. Mimari tahsil edecektim, mimari olacaktım, olmadım. Ondan sonra sonunda ne oldum onu da bilmiyorum. Olamadık bir türlü. Bu böyle devam ediyor. 90 yaşına geldik, hala olamadık. Hayat hikayeniz insanlar için çok ilginç çünkü işte Batı'da daha anarşist ve bohem bir dönem geçiriyorsunuz. Daha sonra Fas'ta zenginsiniz, aristokrat bir hayat yaşıyorsunuz. İstanbul'da derviş oluyorsunuz ve sonunda da Amerika'da şeyhlik geliyor. Ve insanlar bunu çok merak ediyorlar ama siz geriye dönüp baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani hayatınız nasıl geçti ve nasıl anlamlandırıyorsunuz bütün bu olanları? Aslında bunların hiçbiri birbirinden münasebeti olmayan, mesela tüccarlıkla şairlik, tüccarlıkla ressamlık, efendim hocalıkla şeyhlik mesela bu uymaz gibi görünüyor ama bu aralarında bir ip olsa gerek. Yani Allah insanı muayyen bir kabiliyetle yaratıyor. Yani biz zannediyoruz ki bu adam tüccar olacak. Ama adam sonunda şair oluyor. Yani şimdi tasavvufta da acayip bir şey var. Mesela biliyorsunuz tasavvufta birçok tarikatlar var. Aslında tek bir tarikat var. Fakat bu tarikatların başka başka olması mesela Mevlevi'ye, şairlere, musiki, şinaslara, sanatkarlara hitap ediyor. Bektaşi'ye, askerlere hitap ediyor. Halveti'ye, resmi memurlara vesaire hitap ediyor. Nakşibendi'ye, Hacı'ya, Hoca'ya hitap ediyor vesaire bu şekilde. Onun gibi ama hepsi, bakın bu tek bir tarikat, yani tarikat-ı âliye diyoruz. Onun gibi insanın içinde de tek bir kabiliyet yok. Yani o Allah ne tarafa sürerse onun kuvvetini de veriyor nedense. Yani çünkü düşün mesela ben büyük bir şirket müdürüydüm. Yani ne alakası var ressamlıkla, değil mi? Peki biraz Londra yıllarınızdan bahsetmek istiyorum ben. Londra döneminizden. Orada eğitim aldınız ve pek çok kişinin de ilgisini çeken bir şekilde Bülent Ecevit'le, Rahşan Ecevit'le, Can Yücel'le aynı evde kaldınız. Öyle bir dönem yaşadınız. Evet. Hatıralarınızda nasıl bir yeri var bunun? Amerika'dan kısa bir müddet Türkiye'ye döndüm. Oradan meslek değiştirerek gene efendim orada mimari okuyorduk Kaliforniya Üniversitesi'nde. Meslek değiştirerek bu sefer sanat tarihi okumaya Courtauld Institute'e gittim. O hemen harp sonrası Londra. Yani tahrip edilmiş vesaire bir şekilde. Ama mektep gayet yani ciddi tradisyonel akademik bir mektepte Courtauld Institute. Ama biz mektepten daha ziyade orada güzel bir etrafımız vardı, güzel bir sosyetemiz vardı. Ressamlar, efendim tiyatrocular, musiki, şinaslar vesaire. Daha ziyade biz onunla meşgul olduk. Sadece ben değil,
Bülent de, Can da aynı vaziyette. Bülent sözü buna o iki iş yapıyordu zaten. Hem konsoloslukta çalışıyordu, hem talebelik yapıyordu. Efendim Can Cambridge'de okuyordu. Kimsenin mektebe gittiği pek yoktu. Ama o zamanın Londra'sı, harp sonrası, tabii galip gelmiş vaziyetteler filan. Şimdiki gibi uyku hali yoktu. Yani epey canlıydı Londra. İyi günler geçirdik. Daha sonra Fas dönemine de biraz odaklanmak istiyorum ben. Çünkü bu bohem ve anarşist durumdan Fas'taki tüccarlık dönemine geçiş nasıl yaşandı sizde? Çünkü enteresan bir geçiş. İşte evvelce de söylediğim gibi hiç alakası olmayan bir işten bir işe atıldık. Yani bu kendimin istediği isteğiyle yahut da kendimin hazırlığıyla, kendimin gayretiyle yapılan işler değil. Mesela ben bir ekmeğin bilmem 1 lira olduğunu, neden olduğunu bilmezdim. Ama birdenbire o büyük bir şirketin müdürü olduk. Ve ya benim ticaret yahut da iktisat mektebine gitmedik. Ha? Ama pekala işi idare edebildik. Sonra New York dönemi geliyor ve aslında sanatçılığınızın en çok parladığı dönem bu dönem diyebiliriz. Değil mi? Burada yani enteresan işler yaptınız ve orada çok fazla ilgi çektiniz ve aslında biraz da şöhretin doruğundayken her şeyi bıraktınız gibi bir dönem yaşandı orada da. Enteresan olan şey New York'a gittiğimiz zaman zenginlik. Niyetim artık 30 yaşında emekli olup efendim resim yapmaktı. Sonra nedense allem kallem o elimizdeki paralar gitti ve hoca olduk. Yani üniversitede hoca olduk. Üniversitede hoca olduğum zaman da yani doktoram moktoram bir şeyim yoktu. Aynı zamanda mektebe gidip yüksek tahsilimizi yaptık. Ha? Ve 40 sene sanat tarihi ve atölye hocalığı yaptık. O sırada da çok zamanımı resme vakfettim. Yani daha ziyade resim, heykel yapıyordum. Resimle başlıyor ama daha sonra performans sanatına dönüyor biraz orada sanat öykünüz değil mi? Aslında ben 5 yaşından beri resim yapıyordum. Yani bu devam etti. Ondan evvel Türkiye'de, Fas'ta hem iş adamlığı yaptık hem ressamlık ettik. Yani benim ilk tek sergim Casablanca'da oldu. Yani yaptığım resimlerden. Ama Amerika'ya gidince Paris'ten Amerika'ya gitmişti sanat. Benim gittiğim zaman 1961'de gittim. O zaman tabii ben aşağı yukarı şaşırdım yani Amerika'da olan şeylerle, o ekspresyonizm vesaire, o bu ve bir sürü arkadaşlarla tanıştık. Tabii hocalık olunca hoca ve ressam olarak beni bir şey zannettiler. Efendim konferanslara davet ettiler vesaire yaptılar. Orada işi hakikaten ciddiye aldım. Ve bir hani yeni bir şey yapmak istedim. Ve galiba onda muvaffak olduk. 1960'larda Guggenheim mükafatı verdiler. Buradaki sergideki zaten gördüğünüz eski resimler hep o zamana ait. Ondan sonra derden herkes yapmaya başladım. Yani resimde eskiden resimde bir şekil vardır. Resimde bir renk vardır. Resimde karanlık, aydınlık vardır. Bunların hepsini reddedip yeni bir şey bulmaya çalıştım ki ama insanın gözüne cazip gelsin ve gözünü ayıramasın. Şimdi buradaki sergide onu görüyorsunuz. Yani bir ne şekil var, ne renk var, hiçbir şey yok. Ama gözünüzü de alamıyorsunuz. Yani çünkü orada bir yazı, şurada bir çizgi falan. Bunu icat ettikten sonra heykele düştü.
Ama heykelde de yani kimisi mermer kullanır, kimisi çamur kullanır, kimisi efendim şu hücudu kullanır. Onlara da reddedip etten, kemikten, canlı hayvanlardan heykel yapmaya çalıştık. Zaten bu da biraz ilgi çeken kısım da biraz bu aslında sanatınızda insanları merak etti. Orada işte ilgi fazlalaştı. O şok art ismini koydular üstüne. Mesela yaptığım en mühim heykellerden bir tanesi bir dananın içini dışına çıkardım. Onun sonra başında bir insan kafatasına et ekledim. Gözlerini hayvan gözü taktım. Kolları köpek balığı bacakları etten tekerlek. Öyle bir yani Frankenstein gibi. Sonra o tabii suya kondu. Suyun içinde kurbağalar, o çirkin hayvanlar dolaşıyor, giriyor, çıkıyor her yere. Bu herkesi şaşırttı bir parça. Ondan sonra da onu da bırakıp sokak tiyatrosu yapmaya başladım. Ondan sonra da bıraktım. Yani o dönemde hem hayvanlarla heykeller yaptınız, işte canlı kertenkeleler, horozlar, çürümüş etler, bir yandan da yılanlar, efendim güvercinler vesaire, evet. Bir yandan da New York sokaklarında insanları irkilten, şok eden pek çok performans sanatına da imza attınız. Evet. Buna da işte gerilla art, şok art vesaire çeşitli isimler verildi. Onunla ilgili bir şey sormak istiyorum size. Çünkü şöyle bir şey diyorsunuz bir röportajınızda. Ben insanları şoka uğratarak tevazu göstermelerini istedim diyorsunuz. Bu nasıl bir istekti? Yani bu bütün hayvanlarla sokakta, örneğin New York'ta bir havuzu işte bir kırmızı bir renkle boyuyorsunuz ve orada işte kan fışkırıyormuş gibi gözüküyor işte fıskiyeden, ya da işte sokak isimlerini komünist simgelerle değiştiriyorsunuz. Evet. Tüm bunlar, insanlar şok olduğunda nasıl tevazuya gelebilirler? Nedir, neydi buradaki hedefiniz? Tevazudan ziyade çoğumuz, hatta hepimiz diyebilirim, uykudayız. Yani mesela şimdi biz konuşuyoruz ama aşağı yukarı rüyamızda konuşuyoruz. Yani para kalırsa. Yani, hakikati görmek halimiz yok. Dervişlerde sabahleyin birisini uyandırmak isterseniz ona uyan denilmez, agah ol denilir. Agah ol demek, rüyayı bırakıp hakikate gel gibilerden. Yani zombi gibi ortalıkta dolaşıyoruz. Ondan sonra hayat geçiyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, insanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar diyor. Ben de dedim bari birimize, kafamıza bir değnekle kuvvetle vurulursa belki uyanırız gibi. Ya, onun gibi şeyler yapmaya çalıştım. Yani şimdi insan uyandığı zaman da kendisinin hiç olduğunu görüyor. Ha, ya toz. Şu kainatı düşünün, içerisinde bizim halimizi düşünün. Yani bir toz zerresi kadar ufak olduğunu görüyor. İşte o da bahsettiğim gururdan vazgeçmek. O gurur bizim uykumuzda. Kendimizi kral, kendimizi zengin, kendimizi akıllı, kendimizi güzel görüyoruz. Ha? Bu. Şimdi o dönemde sizin tasavvufla bir ilginiz yoktu. Ancak bu anlattığınız yoktu şey... Yoktu değil. Yoktu değil. Ben kolejden beri birçok gencin yaptığı gibi, yani güzelim Müslümanlığın, hani insan içinde olduğundan, balık suda olduğu zaman sudan haberi yok olduğu gibi, yani Müslümanlıktan haberimiz olmadan Hristiyanlığı okudum, Budizmi okudum, efendim Taoizmi okudum vesaire vesaire. Birçok gençler bunu yapar. Ha? Ondan sonra Amerika'ya gittiğimiz zaman Gürcüyev sistemi diye bir sistem vardır. Bu adam belki biliyorsunuz Gürcü. Zaten kendisi, isminden de belli. Ama Orta Asya'ya gitmiş vesaire vesaire. Rivayete göre aslında kendisi derviş olmuş.
Fakat demişler ki yani senin Müslüman derviş olduğunu gösterme. Ama onların usulünde mistisizm yahut da öğret diye. 18 sene ben onlarla çalıştım. Ondan sonra tasavvufa intisap ettiğim zaman efendim rahmetli Muzaffer Efendi dedi ki sen o 18'i bu 18 seneye boşa geçirmedin dedi. Yani o 18 sene ilk mektep gibiydi dedi senin için. Yani o yani tasavvuf yeni değil. Benim daima bir araştırmam, aramam vardı. Hep bir mistik arayışlara ilginiz vardı, yöneliminiz vardı. Hatta bir anınızda Hasan Ali Yücel Londra'da size biraz bahseder misiniz? O Hasan Ali Yücel bizi uyandırdı. Dedi ne yapıyorsunuz oğlum? Yani güzelim, İslamiyet güzelim ve tasavvuf varken siz böyle kendi kendinize bir şeyler icat ediyorsunuz. Sizin mistik arayışlarınızla ilgili öyle söylediğine dair evet. ilginç bir hikayeydi o. Şimdi ama tasavvufla birebir İstanbul'da yani adına tasavvuf koyarak İstanbul'da tanıştınız 70'lerden evet. sonra. Ve bir derviş oldunuz. Ve evet. Şimdi New York'ta yaptığınız şok edici o gerilla art ya da şok art denilen sanat üretimlerinizle bunun arasında bir ilişki kurmak zor gibi gözüküyor. Ama bir yandan da anlattığınız şey aslında işte hiçliğimizi anlamak üzere şoku kullanmak dediğiniz şey bir noktada da aslında çok fazla da tasavvufla ilintili gibi. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Yani aslında sizin içinizde yeşeren bir şeyin bir yansıması olabilir mi? Yani çok yakın şeyler olabilir mi bir yandan da birbirine bu kadar uzak görünürken? Bu biliyorsunuz Dr. Jekyll, Mr. Hyde hikayesi var. Filmi de vardı bunun. Ve bu psikolojide de bu bir hastalık hani iki identitesi olan kimse. Yani, bir kötü bir iyi. Bu herkeste var olan bir şey. Yani, iyilik ve kötülük ve hatta hayatımızda hayır ve şer arasında daima böyle bir gidip geliş var. Bu bir defa o şok sanatı ve o yaptığım yani kuvvetli ve insanları rahatsız edici şekiller yahut hareketler benim gençlik ve kızgın zamanıma aitti. Yani, ve o zaman hatırlıyorsunuz bu Vietnam Harbi var, hippiler var, yani Amerika'da moral bozuluyor, ondan sonra gidip dışarıda insanları Amerika'nın zulmü o zaman başladı, şimdi hala devam ediyor. O beni kızdırdı. Yani. Ama aslında kendi halimi de görüyorum. Yani kendim de bu zulüm, bu çirkinlik kendimde de var. Bu da beni daha kızdırdı. Ha? Örneğin şöyle bir şey diyordunuz, sözünüzü bölüyorum. Kendimde çok fazla kibir görmeye başladım ve kendimi beğenmemeye başladım diyorsunuz. Evet, ve bunun arkasından zaten derviş olacaksınız. İşte, o süreci biraz anlatabilirsiniz. İşte o kızgınlıktan doğan bu ilk kızgınlığın infilakı yani patlaması. Ha? Ondan sonra da tasavvufta bunu insan anlıyor. Yani kim olduğunu bir dereceye kadar anlamaya başlıyor. Ve en mühimi yani iyi de olsa kötü de olsa bunu kabullenmeye mecbur oluyor. Ve o zaman insan daha bir sakin sulh haline geliyor. Bu oldu. Allah'a şükür 90 yaşında azıcık rahatladık. Peki sonra 2000'li yıllardan sonra yanlışım yoksa tekrar işte sanat üretimi yapmaya başlıyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Şimdi sizin New York'taki döneminizde Bedir Rahmi Eyüboğlu'yla, Erol Akyavaş'la birlikte işler yaptınız. Yani bu aslında belki sanatçı olarak devam etseydiniz bugün çok başka bir şekilde bahsediyor olabilirdik sizden. Hiç düşünüyor musunuz geriye bakıp yani ne değişik olabilirdi diye? Talat Halman'ın bir yazısı var. O benim kitaplarımdan birisinde çıktı. Dedi, bunu babam da derdi. Oğlum dedi, sen her işe güzel başlarsın, bir türlü bitiremezsin. Talat Halman da diyor ki, Tosun Bayrak güreşçiydi, devam etseydi şampiyon olurdu.
Onun şiir yazdı, devam etseydi meşhur şair olurdu. İşte şunu yaptı, devam etseydi şu olurdu, ressam olurdu. Ama dedi hiçbir şeyi bitiremedi. Bende o hal mevcut. Fakat aslında bence Einstein da işini bitiremedi. Yani çünkü yaptığı teorilerin bazılarının yanlış olduğu belli oluyor, çünkü ortaya çıkıyor vesaire. Yani geriye dönüp böyle bir şey düşünmüyorum diyorsun. Evet. İşler daima yarım kalıyor. Ve bu yarım kalan işleri başkaları devam ettiriyor. Bir gün birisi rahmetli şeyhime sordu, dedi İslamiyet'te ba'su ba'del mevt var mıdır? Yani dünyaya geri gelmek var mıdır Budistlerin düşündüğü gibi? Vardır dedi. Ben şaştım, yok öyle şey. Vardır dedi. Çünkü dedi sen bir iş için dünyaya gelirsin ve o iş katiyetle bitmez. Sen öldükten sonra o işe devam eden senin yeniden dünyaya gelmiş gibi olmandır derdi. Peki, 2000'lerden sonra tekrar sanat üretmeye başladığınızda, New York'ta sanat yaptığınız o 60'lı yıllar dönemindeki o bahsettiğiniz kibri yine hissetmediniz muhtemelen. Hayır. Ama nasıl evrildiğini düşünüyorsunuz? O zaman benim bir kastım vardı. Ben yani insanlara hitap ediyordum. Ben onlara hani bir şeyler hacim olmayarak öğretmeye çalışıyordum. Halbuki şimdi kendi keyfim için, kendi zevkim için resim yapıyorum. Bu arada izleyenlerimize de buradan söyleyelim. Tosun Bayrak sergisi Milli Restoran Sanat Galerisi'nde 3 Aralık'a dek devam edecek. Hem eski dönem işlerini hem de son dönem işlerini orada görmek mümkün olacak. Şimdi biraz da bugünkü kimliğinizden bahsetmek istiyorum. Çünkü örneğin Amerika'da İslamofobinin ya da İslam'ın tehlike altında olduğu bir noktada, yani İslam'ın yansıtılışının tehlike altında olduğu bir dönemde siz orada bir şeyh olarak bulunuyorsunuz. Nasıl gözlemliyorsunuz? Uzun yıllardır oradasınız. 60'lardan bu yana oradasınız. Bütün bu süreci nasıl gözlemliyorsunuz ve kendinize bir rol biçiyor musunuz diyeyim? Nasıl yaşıyorsunuz bunu? İnsanlar uykuda da olsa aptal değil. Mesela İslamiyet'in bu kadar çirkin İslamiyet namına diyelim, çirkin işler yaptığı zamanda birçok kişi akıllı, doktoralı, birçok ondan sonra Yahudi yahut Hristiyan Amerikalı bize gelip Müslüman oluyor. Bunlar yani besbelli bunlar İslamiyet'i tetik ediyorlar. Ve görüyorlar ki bu yapılanlar bu İslamiyet'le hiçbir alakası yok. Bizim dergahımıza, camimize, mescidimize hiçbir zaman kimse yan bakmadı Amerika'da. Bilakis Yahudi talebeler, efendim Hristiyan talebeler, papazlar, hahamlar ondan sonra bizi gelip ziyaret eder. Biz katiyetle Amerika'da, yani o kadar dediğiniz gibi İslamiyet düşmanlığı var. Fakat biz bunun zerresini görmedik. Peki neden siz görmediniz de? Yani orada çünkü çok fazla Müslüman bunu gördüğünü iddia ediyor. Çünkü insanlar aptal değil, bizim kim olduğumuzu görüyor. Yani bizim mescidden içeri girdiğimiz zaman birbirini seven, birbirine hizmet eden, güzel yüzlü, nezih, efendim hizmetkar bir sürü insanlar görüyorlar ve hayran oluyorlar yani. Peki benim ilgimi çeken bir taraf da sizin aslında fanatik bir Atatürkçü olmanız. Değil mi? Bir Atatürkçüsünüz. Bunu söylüyorsunuz defalarca. Evet. Fanatik. Niye fanatik olayım? Yani koyu bir Atatürkçü. Doğru kelimeyi orada bulamadım, evet, ama. Evet. Yani bir Atatürkçü olduğunuzu söylüyorsunuz defalarca, evet. Bunu. Tekrarlıyorsunuz. Bu pek çok insan için, yani Türkiye'yi algılarken, çünkü bazı şeyleri sınıflandırmayı insanlar çok seviyorlar ve buna meyilli oluyorlar. Siz bunun dışında bir örneksiniz aslında. Bunu nasıl bir arada tutuyorsunuz? Yani hem maalesef diyeceğim ki utanarak, bizim milli bir hastalığımız var. Yani biz kendisini
millete hizmet için kahretmiş insanlara kötü bakarız. Aksine de iyi bakarız. Bu acayip bir halimiz var. Yani Atatürk, Allah rahmet eylesin, eğer olmasaydı bugün bizim halimiz Ürdün, Suriye, Lübnan gibi olurduk. Allah şükürler olsun ki şimdi yani dünyada sevilen, sayılan, pek sevileni bilmiyorum ama yani sayılan bir millet olduk ve bunu inkar etmek yani delilik olur. Peki etrafınızda karşılaşıyorsunuzdur mutlaka Atatürk'ü yoğun bir şekilde eleştiren çok fazla insan var. Gene gurur, ben daha iyi bilirim. Gururun pis tarafı, hani ben büyüğüm de sen amenna, ben büyüğüm sen küçüksün. Yani çünkü birisini aşağı iterek büyümeye çalışır insanı ve onun için yani böyle insanlar var maalesef. Peki sizin yine ilginç bir sözünüzü okudum. Diyorsunuz ki Orta Asya, Bizans, İslam ve Türk sentezini kuvvetlendirmeliyiz Türkiye için. Bu ne demek tam olarak, biraz açabilir misiniz? Vallahi şimdi siyasete giriyoruz. Onun hiç bu cevap vermeyeceğim. Tamam. Evet. Aslında Orta Asya'yı, şunu bunu bırakın. Yani insanların bir olması lazım. Yani Amerikalı olsun, Çinli olsun, Zenci olsun, Beyaz olsun, insanlar hani inandığımız gibi İslamiyet, hepimiz Hazreti Adem'in kızı ve oğluyuz aşağı yukarı. Ben bir türlü anlayamıyorum bu insanların birbirlerine düşmanlığı. Ve hepsi gene menfaat meselesi. Yine bak şu kadarcık siyaset söyleyeceğim. Kapitalizm bana kalırsa yani dünyanın en kötü bir sistemi. Çünkü bu bencilliği ısrarla telkin eden bir sistem. Yani ben yiyeyim, sen aç kal. İşte bu bütün o gürültü, patıldı, harpler vesaire hepsi bu. Peki çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun.